Bir teknoloji firması X, Y ve Z olmak üzere 3 tür TV üreterek satmakta ve sattığı bu TV'lerin bir kısmı müşteriler tarafından iade edilmektedir. Bir ay boyunca firmanın bu TV'lere ait satış miktarının dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde satılan TV'lerin iade yüzdeleri ise şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bir ay boyunca X türü TV'lerden 300 tane satılmış ve ay boyunca şuradan 300 tane satılmış arkadaşlar bunu söylemiş ve ay boyunca demiş satılan Y türü TV'lerden 90 tanesi iade edilmiştir. Şimdi Y'nin 90 tanesi iade edilmiş. Şimdi Y'nin iade yüzdesine bir bakalım, yüzde 15'miş. O zaman y çarpı 15 bölü 100 aslında neye eşitmiş arkadaşlar? 90 tane televizyona eşit oluyormuş. İçler dışlar çarpımından y çarpı 15 eşittir 90 çarpı 100 olarak geldi. İki tarafı da eğer 15'e bölecek olursak şu 15'ler gitti. 90'ı 15'e böldüm 6 geldi. 6 ile 100'ü çarptığımda y eşittir 600 olarak gelecektir arkadaşlar. Demek ki y'den de 600 tane ürün satılmış. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Buranın açılarını bilmiyoruz değil mi? Ama şura Z'nin 90 derece olduğunu biliyoruz. E 90 dereceden geriye ne kadar kalır? Daire 360 derece olduğu için şuraya 270 derece kalır. Şimdi 270 derecede toplamda kaç tane televizyon var? 300 buradan 600 buradan 900 tane televizyon var. Hemen şuraya yazıyorum. 270 dereceye 900 tane televizyon denk geliyormuş. Peki şu 300, de, 300 televizyon kaç dereceye denk gelir? 300 TV kaç dereceye denk gelir? Şöyle oranlayacak olursak 900 X eşittir 270 çarpı 300 olarak gelecektir İki tarafı da eğer 900'e bölecek olursak Şu 900'ler gitti ee, Ne geldi buradan? Şu sıfırlar gitti 270'i 90'a böldüğünde 3 geldi 3 çarpı 30'dan da X eşittir ee, 90 derece olarak geldi yani şu şurası arkadaşlar Şurası 90 dereceymiş o zaman 90 90 180 ise buraya da kaç kalıyor arkadaşlar? 180 derece kalıyor. Şimdi şekil olarak 180 olarak 180 gibi gözükmüyor ama bulduğumuz sonuçlar bu şekilde. 180 derece buraya geldi. 90 derece de şuraya denk geliyormuş diyebiliriz. Bize neyi sormuş bakalım? Buna göre demiş bu ay boyunca satılan X ve Z türü TV'lerden toplam kaç tanesi iade edilmiştir demiş. Şimdi 300 tane X ürünümüz vardı değil mi? Bunun ne kadarı iade ediliyor arkadaşlar? X ürünlerine baktığımızda %12'si iade ediliyor. 300 çarpı 12 bölü 100 dedim. Şu sıfırlar gitti. 3 çarpı 12'den 32 tane X iade edilmiştir. Peki bir de neyi soruyor? Z'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar, 90 dereceye 300 televizyon denk geldiyse e burası da 90 derece, o zaman buraya da 300 televizyon denk gelecektir. E buradan ne olacak? 300 çarpı Z'ye baktığımda 8 bölü 12, 8 bölü 100'ü iade edilmiş. Sıfırlar sadeleştiğinde 3 çarpı 8, 24 tane Z televizyonu iade edilmiş diyebiliriz toplama baktığımızda ise 36 buradan 24 de buradan 60 tane iade ürünümüz vardır. Cevabımız Denizli seçeneği olur. İçerisinde belirli sayıda X, Y ve Z marka hazır keklerin bulunduğu bir kutuda Aynı marka olan her bir kek eşit ağırlıktadır. Bu keklerin sayıca dağılımı birinci grafikte, toplam ağırlıklarının dağılımı ise ikinci grafikte gösterilmiştir. Sayıca dağılımlarını arkadaşlar şöyle gösterecek olursak şu, şu açıyı da bulalım. 150, 90 da buradan 240, şuraya da 120 derece kalıyor. Şimdi ben şuraya 90'a denk gelen yere 90A diyecek olursam şurası 90A olsun. O zaman şuraya da 150A demem gerekir. 150a o zaman şuraya da 120a demem gerekir. Peki. Şuraya da arkadaşlar bu da nedir? Ağırlıklarının, toplam ağırlıklarının dağılımıymış. Şimdi bu sayıca dağılımı, bu da ağırlıklarının dağılımı. E, bunu nasıl e, yazacağız peki? 100 buradan 140 buradan 240 oldu. Şuraya kaç kaldı? 120 kaldı değil mi? 360 dereceyi tamamlaması için. Şuraya da 100b diyecek olursam arkadaşlar, şurası 140 B olacaktır. Şurası da e, kaç kalmıştı burada 120 derece kalmıştı. O zaman şurası da 120 B olacaktır diyebiliriz. X, Y ve Z marka keklerin her birinin ağırlığı sırasıyla gx, gy ve gz olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak X'e bakacak olursak tamam mı? Buradan e, ne kadar X var elimizde? 150 A kadar X var. 150 A kadar X var. Peki her birinin ağırlığı neymiş? GX kadarmış. Şuraya yazıyorum. Her birinin ağırlığı GX kadar. Peki bu neye eşit olacak peki arkadaşlar? E, toplam ağırlığına eşit olacaktır. Biz X'in toplam ağırlığına ikinci grafikte 140B dedik. Şurası 140B olacaktır. Şimdi Y'ye bakalım hadi. Y'de de kaç tane Y var elimizde? 90A kadar Y var elimizde. Hemen 90A'yı yazdım çarpı her birinin ağırlığı da G'ymiş. Dolayısıyla şuraya da G'ye yazdım. Eşittir diyorum. Ee, peki toplam ağırlığımız nedir Y'de? 100B'ye kadar gelecektir. O zaman eşittir diyorum. 100B olarak geldi. Şimdi bir de Z'ye bakalım arkadaşlar. Z'nin de elimizde kaç tane olduğunu görüyoruz. 120A tane olduğunu görüyoruz. Çarpı şöyle GZ diyecek olursak bunların her birinin ağırlığına. Toplam ağırlığımız nedir? 120 b'dir. Bunu da şu şekilde yazalım. Bize gx, gy ve gz'nin sıralamasını sormuş. Dolayısıyla şurada gx'i yalnız bırakmak için iki tarafı 150 a'ya bölecek olursam, aslında gx eşittir diyorum arkadaşlar. Ne gelecektir? 140 b bölü 150 a olarak gelecektir. Sıfırlar gittiğinde buradan ne gelir? 14 bölü 15 çarpı b bölü A olarak gelecektir. Şimdi GY'ye bakacak olursak arkadaşlar iki tarafı 90 A'ya böldüğümüzde 100 B bölü 90 A olarak gelecektir. Burada da şu sıfırlar sadeleştiğinde 10 bölü 9 çarpı B bölü A olarak geldi. Şimdi GZ'ye bakacak olursak bir de iki tarafı 120 A'ya bölelim. 120 B bölü 120 A 120'ler sadeleşince sadece geriye ne kaldı? B bölü A olarak kaldı diyebiliriz. Şimdi bunların hangisi en küçüktür? Bunların sadece basit kesir olan zaten hangisi vardır? 14 bölü 15 vardır. O zaman en küçüğü ne olacaktır burada? Gx olacaktır diyebiliriz. Peki şurada ne var? B bölü A var. Burada ne var? 10 bölü 9 var. E burası aslında 1'dir. Burası 10 bölü 9'dur. 1 mi daha büyük? 10 bölü 9 mu daha büyük? E 19'a bölündüğünde 1 virgüllü bir şey gelecektir. O zaman 1 daha küçüktür. O yüzden gx küçüktür gz. O da küçüktür gy diyebiliriz. gx, gz, gy. Hangisinde var? Bursa seçeneğinde var. Cevabımız da bu oldu bir beyaz eşya fabrikasında 2021 yılının ilk ayında üretilen 1200 adet aynı markanın A+, A++ ve A++++ özellikle 3 tip buzdolaplarının üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar şurası 120 burası 90 topladığımızda 210 gelir. 360 olması için şuranın 150 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun tamamının tamamına ben eğer ki 360 x diyecek olursam arkadaşlar 360 x e Bize ne demişti 1200 adet e, Buzdolabından bahsettiğini söylemişti O zaman bu 360 x 1200'e eşit olacaktır Eğer iki tarafı da 360'a bölecek olursak Şu 360'lar gitti şuradaki sıfırlar gitti 6'ya bölsem 20 6'ya bölsem 6 2 ile sadeleştirsem 10 bölü 3 olarak geldi Şimdi e, Şunu söyleyebiliriz aslında Bu durumda a plus ne oldu buradan? 90 x'e denk geliyordu ya. 90 x'e denk geliyordu. x yerine 10 bölü 3'ü yazınca 90 çarpı 10 bölü 3 aslında 90 ile 3'ü sadeleştirdim. 30, 30 ile 10'u çarptığımda 300 tane A plus satılmış. Peki A plus plus'tan ne kadar satılmış? 120 x'ti burası. Dolayısıyla x yerine gidip biz 10 bölü 3 yazacak olursak 3 ile 120 sadeleşir. 40, 40 ile 10'u çarptığımda da 400 gelecektir. A++ plus plus plus. buna bakacak olursak buna da 150x demiştik. Bu da nedir aslında? 150 çarpı 10 bölü 3 geldi. 3 ile 150'yi sadeleştirdim. 50, 50 ile onu çarpınca da 500 olduğunu görebiliriz. Bunlardan bu kadar adet varmış. Şuradan yani hatta yazalım şuraya. 300 adet bundan var. 400 adet şundan var. 500 adet de bundan varmış. Devam ediyorum soruyu okumaya. 2021 yılının ilk ayında üretilen bu 3 tip buzdolabının 605 adedi satılmış ve o ay üretilen aynı tip buzdolaplarının satış yüzdeleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre A++ tip buzdolabının satış yüzdesi kaçtır? Bunu vermemiş. Şuraya ee, A diyelim arkadaşlar. Bu A'yı bulmaya çalışacağız biz. Bize ne demişti e, 605 adet satılmış demişti şimdi A plus'a baktığımızda 300 tane buzdolabı var A plus'ın satış yüzdesi neymiş %15'miş o yüzden 15 çarpı 100 ile çarptım artı diyorum arkadaşlar A plus plus ne kadar satış yüzdesi %A e, kaç adet vardı elimizde 400 adet vardı e, A bölü 100 ile çarptım bunu artı diyorum. A plus, plus plus kaç tane var elimizde? 500 adet var ve satış yüzdesinin 40 bölü 100 olduğunu görüyoruz ve bunlar toplamda 605 adet yapıyormuş. Şurayı biraz toparlayalım. Şu sıfırlar gitti. 3 çarpı 15'ten buradan 45 geldi. Şu sıfırlar gitti. Buradan 4A geldi. E sıfırlar gittiğinde 5 çarpı 40'tan buradan da 200 geldi. Eşittir 605 oldu. 200 ile 45 topladım. 245. Karşı atıyorum arkadaşlar. Eksi 245 olacaktır. Yani 605 eksi 245 olarak geldi. 605'ten 245'i çıkardığımızda kaç kalır? 560, 360 kalacaktır. İki tarafı da dörde böldüğümüzde A eşittir 90 olarak gelecektir. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Zeynep teyze bahçesinden topladığı biber, domates ve patlıcan meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte bu meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri verilmiştir. Mesela domates ağırlığının %30'unu kaybediyormuş, patlıcan %40'ını, biber ise %50'sini kaybediyormuş kuruyunca. Kuruduktan sonra bu meyvelerin toplam ağırlıklarının türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi şurası 120 derece burası 100 derece topladım 220 derece oldu. O zaman şuraya da 140 derece kaldı arkadaşlar. Hatta şunu söyleyebilir miyiz biz? Ee, biz burada domatesi 140x olarak gösterebiliriz. biberi 100x ee, patlıcanın miktarını da 120x olarak gösterebiliriz değil mi? Bu kuruduktan sonraki halleri ama. Kurutma aşamasında bu meyvelerin toplam ağırlığı 36 kilogram azaldığına göre Zeynep teyze bu meyvelerden kaç kilogram toplamıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar domatesin başlangıçtaki halini D olarak gösterecek olursak %30'u e, kuruduğunda ağırlığını kaybetmiş. Peki geriye ne kadarı kalmış domatesin? %70'i kalmış. İşte bu %70'inin neye eşit olduğunu söylüyor burada arkadaşlar. 140x'e eşit olduğunu söylüyoruz. E, devam edelim. Patlıcana bakalım şimdi. Patlıcanı da P ile gösterecek olursak kuruduktan sonra %40'ını kaybediyor. Geriye %60 ağırlığı kalıyor. İşte bu %60 ağırlık neye eşit oluyormuş? 120 X'e eşit oluyormuş diyebiliriz. Şurada da biber var. Biberin başlangıçtaki ağırlığına B diyecek olursak %50'sini kaybediyor. Geriye %50'lik bir ağırlığı kalıyor ve biberin de 100 X'e eşit olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi arkadaşlar şurada sadeleştirme işlemleri yapacak olursak 140 ile 70'i sadeleştirdim 2. İçler dışlar çarpımından aslında domates 200x'miş bunu gördük. 120 ile 60'ı sadeleştirdim 2 geldi. %2x'i çarptığımda patlıcanın da aslında 200x olduğunu gördük. E, 50'yi sadeleştirdim 2. E, i̇çler dışlar çarpımından burada biberin de aslında 200x olduğunu görmüş olduk. Bize ne demişti? Kurutma aşamasında bu meyvelerin toplam ağırlığı 30, 36 kilogram azalmış. Şimdi toplam ağır, azalan ağırlığına bir bakalım arkadaşlar. Domates 200x kadarmış. Bunun %30'u azalmış. Artı patlıcan 200x kadar. Bunun %40'ı azalmış. Artı diyorum biber yine 200x kadar. Bunun da %50'si azalmış arkadaşlar. Ve toplamda azalan miktar ne kadarmış? 36 kilogrammış. Şimdi şu 100 ile şu 20 gitti, 2 çarpı 30 x'ten 60 x geldi. Artı sıfırlar gitti, 2 çarpı 40 x'ten 80 x geldi. Artı sıfırlar gitti, 2 çarpı 50 x'ten buradan da 100 x geldi. Eşittir 36. 60, 80 daha 140. 100 eklediğimde 240x oldu. Eşittir. 36 olarak geldi. İki tarafı da eğer 240'a bölecek olursak şu 240'lar gider. Hatta şunları da sadeleştirebiliriz. 6'ya bölsek 6, 6'ya bölsek 40 olur. 2'ye bölsek 3, 2'ye bölsek 20 olur. X eşittir 3 bölü 20 olarak gelmiş oldu. Bize neyi sormuş bakalım. Zeynep teyze bu meyvelerden kaç kilogram toplamıştır diye sormuş. E, toplamda 200x buradan, 200x buradan, 200x buradan 600x kadar toplamıştır diyebiliriz. E x'i de biz burada 3 bölü 20 bulduk. Dolayısıyla 600 çarpı 3 bölü 20 diyecek olursak şu sıfırlar gitti. 60'ı 2'ye böldüm 30, 30'la da 3'ü çarptığımda 90 kilogram toplamıştır diyebiliriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. TET sınavına hazırlanan Ayşe her gün eşit sayıda matematik sorusu çözerek bir hafta boyunca... ...belirli sayıda soru çözmeyi planlamıştır. Bu hafta boyunca... Ayşe'nin günlük çözdüğü soru sayısının planladığı soru sayısı ile farkını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar biz şunları bir teker teker yazalım hadi. Pazartesi diyelim. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar diyelim. Şimdi normal şartlarda her gün X tane soru çözeceğini Planlasın başlangıçta, x tane soru çözecek olsun. Ee, zaten her gün aynı miktarda soru çözeceğini bu şekilde planlamış başlangıçta, ama bazı değişiklikler olmuş. Mesela Pazartesi günü, şuraya bakıyorum soru sayısı farkı gün, günlere göre soru sayısı farkı grafiği vermiş bize. Örneğin demiş Ayşe planladığı günlük soru sayısından Pazartesi 60 soru fazla, Salı günü ise 110 soru daha az çözmüştür. Yani şurada x'ten 60 tane fazla çözmüş. Pazartesi günü, salı günü ise 110 tane az çözmüş. Şunları teker teker yazılmadı. Çarşamba günü baktığımda arkadaşlar çarşamba da 130 tane daha az çözmüş. Eksi -130 dedim. Perşembeye baktığımda grafikte tam olarak nereye denk geldiğini göstermemiş. Cumaya baktığımda yine göstermemiş. Cumartesiye baktığımda aynı şekilde yine göstermemiş. Pazara baktığımda 95 fazla çözdüğünü göstermiş. Şimdi şurada soruyu okumaya devam ediyorum. Ayşe cuma günü Perşembe gününden 155 soru fazla Cumartesi gününden ise 30 soru az çözmüştür Peki Şimdi Cuma günü e, Ne kadar çözdü bilmiyoruz X'in üzerine bir K kadar daha çözmüş olsun arkadaşlar Şimdi şuraya bir tekrar bakıyorum Cuma günü Perşembe gününden 155 soru fazla çözmüş O zaman Perşembe gününe şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar X artı K'dan 155 soru eksiktir burası diyebiliriz. Yani cumadan 155 soru eksik. Cumartesi gününden ise 30 soru daha az çözmüştür. O zaman cumartesi gününde aslında x artı k artı 30 tane soru çözmüş. Bunun 30 eksiği de zaten cuma günü çözdüğü x artı k soruya eşit oluyormuş. Peki bu şekilde çözmüş. E, 7 gün sonunda çözdüğü toplam soru sayısı başlangıçta planladığı soru sayısına eşit olmuştur. Şimdi başlangıçta ne planlamıştı arkadaşlar? Şu kırmızıyla yazdığımız x'leri planlamıştı. Yani 7x planlamıştı. E bunları sonucu da diyor işte 7x'e eşit olmuştur diyor bize. Şurayı bir toparlayalım. Şurada 7 tane x var arkadaşlar. Bunu bir yazdım önce. Artı diyorum. E, artı olanları bir toplayalım. 60 var. Şurada 30 var. 90 oldu. 95 de buradan 185 olarak geldi. Eksilere bakalım şimdi. Eksi 110, eksi 130 daha eksi 240 oldu. E, eksi 155 daha eksi 295, eksi 395 olarak geldi. Peki. Ekstra olarak başka ne var? Şurada 1, 2, 3, 3 tane de k var. Bu neye eşitmiş? 7 tane x'e eşitmiş. Şimdi şu 7 x'ler zaten iki tarafta olduğu için bunlar gitti. 185 eksi 395'ten kaç gelecektir peki? Eksi 310, eksi 210 geldi. Artı 3K eşittir 0 olarak geldi. Eksi 210'u karşıya atıyorum. 3K eşittir 210 oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümde K eşittir. Burada 70 olarak gelecektir arkadaşlar. Ee, şimdi neyi sormuş bize bakalım. cuma Ayşe cumartesi günü planladığı günlük soru sayısından kaç soru fazla çözmüştür diye sormuş. Ee, cumartesi günü x kadar planlamıştı. k artı 30 kadar fazla çözmüş. k'yı 70 bulduk. O zaman 70 artı 30'dan aslında 100 tane fazla çözmüştür. Cevabımız denizli olur. Aşağıdaki grafikte 6 kişinin yaşları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Burak ile Elçin ve Davut ile Fatma aynı yaşlıdır demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda aynı yaşta olan şu iki sütun ve bu iki sütun var. O zaman Burak'la Elçin ve Davut ile Fatma. Başta Davut'la Fatma'yı şuraya yerleştirmiş olayım. Bakalım olacak mı? O Eğer olmazsa bunları yer değiştiririz. Burak ile Elçin de burada olsun. Fatma Burak'tan 2 yaş, Cemil'den 4 yaş küçüktür. Yani Fatma Burak'tan küçükmüş. Ama biz buraya Fatma'nın Burak'tan büyük olduğunu gösterdik. O zaman bunları yer değiştirelim hadi. B ile E'yi şuradan silelim. Şu üsttekileri yazalım. Demek ki B ile E burasıymış. Yani Burak'la Elçin burası. Fatma ile Davut da şu ikisiymiş diyebiliriz. Şimdi sağlıyor işte bak Fatma Burak'tan 2 yaş küçüktür. Evet bak Fatma'nın Burak'tan küçük olduğunu görüyoruz. Güzel. başka ne demiş arkadaşlar? Cemil'den de 4 yaş küçüktür demiş. Şimdi bunları yerleştirdiğimize göre iki tane sütunumuz kaldı. Cemil bu durumda ya şurası olacaktır ya burası olacaktır. Cemil Ali'den 5 yaş küçüktür. Ben şimdi şuraya Cemil diyecek olursam en büyük Cemil olmuş olur ama Cemil'den büyük Ali var. O zaman buraya Cemil diyemem. Cemil'e şu yeşil sütunu vermem lazım. O zaman buraya da kim kalıyor arkadaşlar? Ali kalıyor diyebiliriz. Şimdi Ali'nin yaşının 33 olduğunu direkt e, grafik üzerinden görüyoruz. Peki Cemil kaç yaşındadır arkadaşlar? Cemil Ali'den 5 yaş küçüktü. O zaman Cemil de 28 yaşındadır. Fatma Burak'tan 2 yaş, Cemil'den 4 yaş küçüktür. E Fatma Cemil'den 4 yaş küçükse 24 yaşındadır. E Fatma ile Davut da zaten aynı yaşta olduğu için 24 yaşında olacaktır. E ne demişti? Fatma Burak'tan 2 yaş küçük demişti. O zaman Burak'ın yaşı da 26 olacaktır. Aynı şekilde Elçin ile Burak da aynı yaşta olduğu için 26 olacaktır yaşları. Şimdi şunları bir toplayalım arkadaşlar. Bize bunların toplamını sormuş çünkü. 26 ile 24 topladım, 50 geldi. 26 ile 24 topladım, 50 oldu. Topladım 100 geldi. 100 artı diyorum. 33 ile 28'i toplayacak olursak, 41, 61 olacaktır. Topladığımızda da hepsini 161 olarak gelir. Cevabımız denizli olur. Bir çiftçinin yetiştirmiş olduğu bazı ürünlerin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. 45 derece 120 derece daha 165 derece yapar. 75 derece daha koyduğumuzda 240 derece yapar. O zaman şuraya kuru fasulyenin olduğu yere de 120 derece kalır diyebiliriz. Hatta şu mısırı biz 120x olarak gösterecek olursak nohutu 75x olarak göstermemiz lazım. Kuru fasulyeyi 120x olarak göstermemiz lazım. Susamı ise 45x olarak göstermemiz lazım. Bize ne demiş? Bu çiftçinin yetiştirmiş olduğu susam miktarı nohut miktarından 600 kilo, kilogram eksik olduğuna göre. O zaman susama 600 eklediğimizde anca nohut oluyormuş. Yani susam neydi? 45 x'ti. Bunu 600 eklediğimizde anca nohuta eşit oluyor. Yani 75 x'e eşit oluyor. 45 x'i karşıya atıyorum. Eksi 45 x olarak geçti. 75 x'ten 45 x çıktığında 30 x kaldı. İki tarafı da eğer 30'a bölecek olursak şu 30'lar gidecek. Sıfırlar gitti. 63'e böldüm. X eşittir 20 olarak geldi arkadaşlar. Bize neyi sormuş bakalım. Çiftçi kaç kilogram kuru fasulye yetiştirmiştir? 120x kadar kuru fasulye yetiştirmişti. O zaman 120 çarpı x yerine 20 yazdığımızda 12 çarpı 2 24 sıfırları da eklediğimizde 2400 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir sınıfta bilim fuarına seçilecek 5 proje için oylama yapılmıştır. A, B, C, D ve E isimli projelerin oyları arasında 10A eşittir 5B, eşittir 2C, eşittir 2D ve eşittir 5E eşitliği varmış. Şimdi katsayılarına baktığımızda 10, 5, 2, 2, 5 var. Şimdi bu sayılar nerede birleşir arkadaşlar? 10 da birleşebilir, doğru değil mi? O zaman ben burada A yerine K verecek olursam, A eşittir K diyelim, B yerine 2K demem lazım ki, eşitlik sağlansın. Daha sonra C yerine 5k demem lazım ki eşitlik sağlansın. D yerine yine aynı şekilde 5k demem gerekir. Ve E yerine de 2k demem gerekir. Peki, oylama sonucu dairesel grafikte gösterildiğinde B projesinin aldığı oy sayısına karşılık gelen dilimin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi şunları topladığımda kaç k'ya denk gelecektir? 2 5 de buradan 7 5 buradan 12 2 buradan 14 1 de buradan 15k'ye denk gelecek. Şimdi bunu daire, dairesel bir grafikte gösterecek olursak 15k 360 dereceye denk gelecektir. Bize hangisi lazım? B projesi yani 2k lazım. 15k eğer 360 dereceye denk gelirse 2k da x dereceye denk gelir diyelim. Şöyle bir orantı oluşturalım. 15k çarpı x eşittir 2k çarpı 360. İki tarafı da eğer 15k'ya bölecek olursak şu 15k'lar gidecektir. Şuradan da şu k'lar gitti. 360'ı 15'e bölsek arkadaşlar 24 gelir. 24 ile de 2'yi çarptığımızda x eşittir 48 olarak gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde bir sinemanın satın alınan bilet sayısına bağlı olarak değişen birim fiyatı doğrusal grafikle gösterilmiştir. K M'nin 10 olduğunu söylemiş. Buna göre L M kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu doğrusal olduğuna göre şöyle bir orantı oluşturabiliriz biz burada. İlk olarak K'nın karşılık geldiği yer neresidir? Şuradaki 5'tir değil mi? M'nin karşılık geldiği yer şuradaki 30'dur. Şimdi şurada ne kadarlık fark var arkadaşlar? 5'ten 30'a çıkmış. Yani 25 birimlik bir fark var. 25 birimlik bir fark K ile M arasındaki fark nedir peki? 10'dur. 25'e 10 denk gelmiş. Peki bizden istediği şeye bakalım şimdi. Bizden istediği şey de L-M farkıymış. Şimdi L'ye karşılık gelen yer neresidir? 15'tir. M'ye karşılık gelen yer neresidir? 30'dur. Aralarındaki fark ne kadar? 15 bu defa. 25'e 10 denk geldiyse 15'e bunların karşılığında tabii L var. L-M var. Ee, 15'e de L eksi M denk gelir diyebiliriz. E buradan işler dışlar çarpımından 25 çarpı L eksi M eşittir. 15 çarpı 10 olarak gelecektir. İki tarafı da eğer 25'e bölecek olursak şu 25'ler gitti. L eksi M eşittir. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. E 10 ile 5'i sadeleştirdim de, de 2. 3 çarpı 2'den de 6 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur.